Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde Türkiye'nin önemli yerleri. Başlık yanlış anlaşılmasın. Türkiye'nin her noktası önemli. Hakkari'den Artvin'e, Artvin'den Edirne'ye, Edirne'den Muğla'ya. Türkiye'nin her tarafı önemli. Ancak demek istediğimiz şu, bir sorularda, Türkiye ile ilgili sorularda en çok karşımıza çıkacak yerlerin özellikleri ve bulundukları yerleri arkadaşlar beraber işleyeceğiz. Şuradan başlıyoruz. Bakın şurada Karadeniz'e paralel olan, karşımıza çok çıkan yerlerden birisi arkadaşlar, Yıldız Dağları. Yıldız Dağları. Şurası arkadaşlar Trakya diye söylediğimiz yer, Trakya diye bildiğimiz yere biz Ergene Havzası diyoruz. Ergene Havzası. Ergene Havzası oluşum bakımından arkadaşlar yaşlı özelliğe sahip. Yaşlı olduğuna göre burada ne az? Fay hattı az. Fay hattı az olduğu için ne az? Deprem olasılığı az. Artı Ergene Havzası yaşlı olduğu için yükseltisi de ne arkadaşlar? Az. Çünkü aşina ne yaptı arkadaşlar? Düzleşti. Yükseltisi en az olan yerlerimizden birisi Ergene Havzası. Yükseltisi az olduğu için Balkanlardan gelen nemli ve yağışlı hava Ergene'den direkt geçiyor. Yükselip de soğumadığı için ne oluşturamıyor? Yağış oluşturamıyor. Yükseltisi az olduğu için de yağış da nedir arkadaşlar? Azdır. Şöyle düşünelim. Ergene Havzası bu tahta gibi yüksek bir yer olsaydı nemli hava gelir çarpar, yükselir, soğur, yoğunlaşır, yağış bırakırdı. Ama Ergene Havzası'nın yükseltisi az olduğu için buradan nemli hava ta Bolu Dağları'na kadar ne yapabiliyor arkadaşlar? Geçebilir, yağışını Bolu Dağları'na bırakmış oluyor. Arkadaşlar şurası Çanakkale çevresi, diğer ismiyle Biga yöresi. Hemen karşı parantez içinde de yazıyorum. Çanakkale. Hemen karşısı arkadaşlar şurası Gelibolu. Ege bölgesinde arkadaşlar dağlar denize dik. Dağlar dik şekilde uzanıyor. Birazdan bunları da göreceğiz. Ama şurası arkadaşlar Muğla çevresi, Menteşe yöresi. Burada dağlar kıyıya paralel ve birkaç sıra şeklinde uzanıyor. Arkadaşlar şurası Antalya çevresi, şurası arkadaşlar Adana çevresi, arkadaşlar şurada Mersin var, Mersin. Arkadaşlar Antalya ile Mersin arasındaki şu girinti yapan kısma ne platosu diyoruz arkadaşlar? Taşehir platosu. Burası Menteşe yöresiydi. Hatta şöyle alalım. İl olarak ne çevresi? Muğla çevresi. Muğla ile Antalya arasındaki şu kısma da arkadaşlar şöyle noktalayalım. Ne yöresi diyorum? Teke yöresi diyoruz. Teke ve Taşeli oluşum bakımından karstik özelliğe sahip. Karstik arazilerde. Karstik arazi demek arkadaşlar su da eriyebilen kayaçların bulunduğu yer demek. Karstik arazi o zaman su da eriyebilen ne diyoruz arkadaşlar? Kayaç diyoruz. Karstik arazide kayaçlar sürekli eridiği için toprak oluşumu zor ve kalınlığı az. O zaman altına yazıyorum toprak az. Toprak az olduğu için tarım yapmakta nedir arkadaşlar? Zordur. Tarım az diyelim. Tarım az olduğu için de burası nasıl nüfuslu? Seyrek nüfuslu. Bakın iklimi çok uygun. Akdeniz iklimi özelliği var. Sıcaklığı yeterli, yağış belki yeterli. Ama nüfus seyrek. Niçin? Çünkü tarım alanı az. Niye tarım alanı az? Toprak az. Niye toprak az? Çünkü sürekli ne var? Erime gerçekleşiyor. Niçin erime gerçekleşiyor? Karstik arazi olduğu için. Şurası arkadaşlar Hatay. Hatay'dan başlıyorum. Bakın şöyle
şuraya kadar. Bu uç kısmı şöyle alıyorum. Burayı almıyoruz. Uç kısmı başka bir yer diyeceğiz. Burası arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en sade, yani yer şekilleri en düz alanlarından birisi. Güneydoğu Anadolu bölgesi oluşum bakımından nasıl? Yaşlı. Yaşlı olduğu için de deprem olasılığı ne arkadaşlar? Az. Çünkü fay hatları ne yaptı? Yaşlandıkça kapandı ve deprem olasılığı azalmış oldu. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi ayrıca Türkiye'nin en kurak bölgesi. Niye en kurak? Buharlaşma ne olduğu için? Az olduğu için. Buharlaşma fazla olduğu için. Kuraklığa biz yağışın az, buharlaşmanın fazla olması durumu diyoruz. İşte burada buharlaşma çok fazla. O yüzden de Türkiye'nin en kurak bölgesi. Bu soru karşımıza şöyle gelecek arkadaşlar. Diyecek ki mesela Edirne'nin yağışı Urfa'nın yağışından daha az olduğu halde Urfa daha kurak özelliğe sahiptir. Bu durum neyle açıklanır? Neyle açıklanıyormuş? Buharlaşmanın fazla olması ile açıklanıyormuş. Arkadaşlar şu uç kısım şurası Hakkari. Hakkari Türkiye'nin en engebeli yeri arkadaşlar. Bölümü diyelim, en engebeli bölümü. Hakkari Güneydoğu Anadolu bölgesinde değil, Doğu Anadolu bölgesinde. Biz onu Doğu Anadolu olarak alıyoruz. Arkadaşlar hemen ikinci yukarıdaki burun kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burası Iğdır. Iğdır da Türkiye'nin en neyi arkadaşlar? En doğusu. Yerel saati en ileri olan yer Iğdır. Şurası arkadaşlar şöyle aldım. Erzurum, Kars ve Ardahan çevresi. Erzurum, Kars, Ardahan yöresi de arkadaşlar Türkiye'nin en yüksek yeri. Türkiye'nin en karasal yeri. Türkiye'nin en soğuk yeri olarak hafızamıza kaydediyoruz. Arkadaşlar Taşeli platosundan biraz yukarıya doğru çıkıyorum. Şurada bir göl oluşturdum. Burası arkadaşlar neyse Tuz Gölü çevresi. Tuz Gölü çevresi Türkiye'nin en az yağış alan yeri. En kurak yerler ise de Güneydoğu Anadolu bölgesi. Niçin? Buharlaşma ne olduğu için? Fazla olduğu için. Ama en az yağış alan yeri neresi? Tuz Gölü çevresi. Niçin? Etrafı dağlarla çevrili olduğu için. Az sonra göreceğiz. Kuzeyinde Karadeniz Dağları, güneyinde Toroslar, batısında Afyon Eşiği, Nevlava geçemediği için artı Tuz Gölü çevresine göre çok çukur alanda geçen nemli havada alçalıp ısındığı için ne oluşturmaz? Yağış oluşturmaz. Arkadaşlar şurası yukarı Sakarya. Yukarı Sakarya. Yukarı Sakarya dediğimiz yer Ankara ve Eskişehir çevresi. Şurası arkadaşlar Sivas. Sivas'ta Yukarı Kızılırmak diye karşımıza gelecek. Yukarı Kızılırmak. Aslında bunlar artık bölümleri bütünleştirildi ama sorularda karşımıza yer olarak gelebiliyor. Arkadaşlar Sakarya Karasu'dan başlayıp Sinop'un doğusuna kadar arkadaşlar Batı Karadeniz. Sinop batısında doğusundan Ordu'daki Mele Tırmağı'na kadar Orta Karadeniz. Mele Tırmağı'ndan Gürcistan sınırına kadar da arkadaşlar Doğu Karadeniz. İşte birisi de şurayı söylemeyi unuttum. Şurası arkadaşlar İç Batı Ege. İç Batı Ege. İç Batı Ege'de hangi iller var? Afyon var. Kütahya var. Ve Uşak var. İç Batı Ege deyince aklımıza Afyon, Kütahya, Uşak gelecek. Şurası Çatalca.
Şurası da arkadaşlar Kocaeli bölümü. Yani İstanbul ve İzmir Kocaeli çevresine de Çatalca Kocaeli bölümü diyoruz. Bir Türkiye haritasında en çok karşımıza çıkacak sorularda yerler ve bazı özellikleri konular içerisinde yeri geldikçe bunları yine işleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.